Merhaba arkadaşlar. Yine oyuncu sınıf soru bankamızın 5. testi olan dönel dairesel permütasyon ilgili sorulardan bahsedeceğiz. Soruların çözümünden ve çözüm yollarından bahsetmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar dönel permütasyon denilen şey dairesel bir masa ya da, da dairesel bir alana herhangi kişi sayısı belli olmayan en kişinin yerleştirilmesi anlamına gelir. Burada arkadaşlar dairesel permütasyon da çemberin herhangi bir köşesi sabit olmadığı için, yani bir köşesi olmadığı için biz bir kişiyi sabit oraya oturturmak zorundayız. Onu referans noktası belirlemek zorundayız. Yoksa e, aradaki sıralamada bir değişim olur. Çünkü bu birin burada olması, burada olması, burada olması durumuna göre sonuç değişmez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a doğru gidiyorsa bu dairesi olduğu için dünya gibi ne kadar bu tarafa doğru gidersen git yine başladığın yere dönmüş oluyorsun. O yüzden bir kişiyi sabitlememiz gerekiyor burada. Burada en büyük eşit tabii birden fazla kişi için bahsediyoruz. Bunların dairesel bir masaya da dairesel bir yere sayısı n-1 faktöriyeldir. Şimdi anahtarlık için maskotsuz anahtarlık yani herhangi bir e, yine sabit bir noktası yoksa anahtarlıkta n-1 faktöriyel böl 2. 2'ye bölmemizin sebebi şimdi bir anahtarlık düşünün dairesel bir anahtarlık. Şimdi benim ta baktığım taraftan da bakabiliriz arka taraftan da bakabiliriz. O yüzden simetrik şekil oluşur burada. O yüzden 2'ye bölüyoruz. 2 yani kere saymamak için. Çünkü buradan saydıklarım burada bir kez daha saymış gibi oluyor. Maskotlu anahtarlıkta ise en faktöriyel normalde sıralamayı da en faktöriyel bölü 2 farklı şekilde sıralamış oluyor. Şimdi bu tabi fen lisesi müfredatı için arkadaşlar. Anadolu Lisesi grubunda bulunan arkadaşlar bunu dinlemesine gerek yok ama işte öğrenmek istiyorsan tabii ki dinle yani. 5 kişilik bir arkadaş grubu yuvarlak masa etrafına kaç farklı şekilde sıralanabilir? Formül n-1 faktöriyeldi. n'in burada 5. 4 faktöriyel olacak. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu da ne oldu? 24 Tabii bu bir kişi eksiltmemin sebebi biraz önce de söylediğim gibi birini sabitlemem lazım benim o dairede. Buraya sabitledim Buna göre yerleştirdim elemanları gibi düşün. Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan bir aile yuvarlak bir masa etrafına anne ile baba yan yana. Arkadaşlar kitaplarda da böyleydi. Bu anne babada da herhangi bir kişi grubunda da böyleydi. Kaç kişi olursa olsun bunlar ne yapacağım? Bir kişi gibi düşüneceğim. Anneyi babayı bir kişi gibi düşündüm. 4 tane çocuk var. Bunlar 5 kişi oldular mı? 5 kişi yuvarlak bir masa etrafına 5 1. Yani 4 faktörel farklı şekilde sıralanır. Ama anne ile baba yan yana ya. Anne ile baba kendi arasında yer değiştirebilir. 2 faktörel farklı şekilde. 4 faktörel 24 biraz önce gördük. 2 faktörel 2. 24 çarpı 2'den dolayı 48 farklı yolda arkadaşlar. Anne ve babanın yan yana olduğu 5 kişi dairesel bir masaya yerleştirilebilirmiş. 3. soru 4 erkek ve 4 bayan yuvarlak bir masa etrafına aynı cinsiyetten olanlar yan yana gelmeme koşulu. Yani iki tane bayan arasında bir erkek ya da iki erkek arasında bir bayan bulunacak. Böyle bir durumda da ister, isterseniz arkadaşlar bayanları seçin isterseniz erkekleri önce aynı cinsten onları bir yerleştirmemiz gerekir. 4 tane erkeği seçelim mesela. 4 tane erkek yuvarlak bir masa etrafına kaç farklı şekilde sıralanır? Bunları mavi seçelim. 4 1 yani 3 farklı farklı şekilde yerleştiler erkekler. Şimdi erkekleri yerleştirdik. E1, E2, E3, E4. Şimdi bundan yan yana olmayacağına göre o zaman kad kadın bayanların birini, birini buraya, birini buraya, birini buraya, birini de buraya yerleştirmemiz lazım. Peki nasıl yerleştirebilirim dört tane bayanı bu boşluklara? Bu sefer dönel yok. Niye yok? Çünkü bak soldan sağdan erkek bir tane erkek bulunduğu için artık referans noktam belli. İki erkeğin şununla mesela Ali ile Veli'nin arasına yerleşecek. Veli ile Can'ın arasına. Can ile Cem'in e arasına yerleşecek gibi. Artık bu kişi sayısını eksiltmeye gerek yok. Bildiğin dört kişi bunları kendi arasına sıralıyorsun. Dört tane bayanı bu boşluklara nasıl sıralarsın? Dört faktörler farklı şekilde sıralarsın. 3 faktörel 2 çarpım 3 çarpım 1. Yani 6. 4 faktörel 24. 24 çarpım 6'dan dolayı cevabım 144 olmuş olur arkadaşlar. Anne baba ve 4 çocuktan oluşan bir aile. Anne ile baba yan yana gelmeyecek şekilde yuvarlak bir mesaj etrafına kaç farklı şekilde sıralanabilir. Şimdi burada da şunu yapmam lazım. Şimdi istersen çocukları yerleştir. Anne babaya yer seç. İstersen de işte tüm durumdan anne babanın yan yana olduklarını çıkar. İstersen biz çocukları yerleştirelim. Sonra anne babaya yer bulalım. Şimdi 4 tane çocuk var. 4 tane çocuk yuvarlak bir masa etrafına nasıl Kaç farklı şekilde yerleşebilir? 4 eksi 1'den dolayı 4 eksi 1 faktörelden dolayı 3 faktörel farklı şekilde yerleşir. Sonra buraya, 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 buraya. Bunlardan 4'ünden birine yerleştirebilir misin anneyi? Anneyi 4 kişiden 4 kişilik boş yerden birine yerleştirdim. Peki babayı artık anne buraya yerleştiği için buraya yerleştiremezsin. Buradaki 1, 2, 3 boşluk yerinden 1 ile yerleşti. 3 faktörü zaten 6. 4 kere 3, 12. 6 kere 12, 72 yapmış oldu arkadaşlar. Cevabımız denildi. Bir müdür, evet bir müdür, iki müdür yardımcısı ve üç öğretmen yuvarlak bir mesleğe etrafında toplantı yapacaklardır. Müdür, iki müdür yardımcısının arasında olacakmış. Tamam. Yardımcı, müdür, yardımcı, üç tane öğretmen. Ö1, Ö2, Ö3. Ne yapmam lazım böyle bir durumda? Şunları bir kere ben bir kişi gibi kabul edeyim. Bir kişi bu. Üç tane de öğretmen var. Dört kişi yuvarlak masa etraf, yuvarlak bir masa etrafına nasıl yerleştirebilirsin? 4-1 yani 3 faktör yer farklı şekilde yerleştirirsin. Şimdi bunları kendi arasında yer değiştirebilirim ama müdürleri, müdür mesela yardımcı yardımcı müdür olamaz. Ne yapması lazım? Müdür ortada olacak. O zaman neler değiştirebiliyorum ben sadece? Yardımcıları kendi arasında yer değiştirebiliyorum. O zaman iki faktör o var. Üç faktör yer altı. İki faktör iki zaten. Altı kere ikiden dolayı. 12 olur cevabımızın bursa olduğunu görmüş oluruz sevgili arkadaşlarım. Altıncı soru 4. Evli çift. Evli çiftler yan yana olmak şartıyla. Evli çiftler yan yana olacakmış. O zaman e, çiftlerimiz şöyle düşünelim. E1, B1. E2, B2. E3, B3. C3, pardon. E3. Yine E4, B4. Şimdi ne yapmam lazım? Evli ve evli çiftler yan, yan, yan olacağı için bir kişi burasını düşünmem lazım. Bir kişi burayı düşünmem lazım. Bir burayı, bir de burayı düşünmem lazım. Elimde 4 kişi var. Yuvarlak masa etrafına yerleştiriyorum. 4 kişi yuvarlak masa etrafına nasıl yerleştirebilirim? 3 faktör yani. Çünkü 4 eksi 1 faktör yani. Farklı şekilde yerleştirdim. Sonra şu E1 ile B1 kendi arasında yer değiştiremez mi? İki farklı şekilde. E2 ile B2 de aynı şekilde yer değiştirebilir. E3, B3 de kendi arasında yer değiştirebilir. E4, B4 de kendi arasında iki farklı yer değiştirebilir. 3 faktörler zaten 6. Kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16. 6 ile 16'yı çarparsam 96 olur. E cevabımın denizde olduğunu görmüş olurum sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde Sercan'ın aracının lastiği verilmiştir. Bu lastikleri de 8 jant deliğinin her birine şekil 2'de verilen 8 vida takılacaktır. Buna göre aynı renkli vidaların ardışık deliklere takılmadığı kaç farklı görüntü oluşturabilir? Şimdi burada aynı renkte olan görüyorsunuz ki arkadaşlar 3 tane mavi var. Biz o zaman şu 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane terimi öncelikle bir dairesel bir biliyorsunuz burası dairesel bir bölge. Dairesel bir bölgeye yerleştirelim. Nasıl yerleştiririm ben 5 tane terimi? 4 faktöriyel farklı. Faktör. 5 eksi 1 faktöriyel. Şimdi bu 3 tane maviye yer arayacağım. Elimde 1, 2, 3, 4, 5 var. Maviler arda arda gelmeyeceği için mavileri mecbur şu aralara yerleştirmem lazım. Değil mi? Şimdi mavinin birincisini yerleştirebileceğim kaç yer var? 1, 2, 3, 4, 5 yerden birine yerleştirdim. Peki ikinci mavi yerleştirebileceğim 4 yerden. Üçüncü mavi yerleştirebileceğim 3 yerden. Ama şimdi ben üç tane mavi var benim elimde. Bu 3 tane mavinin kendi arasında yer değiştirmesi sonucu değiştiriyor mu? Değiştirmiyor ama ben burada yaparken sıralama yaptım. Sanki değiştiriyormuş gibi yaptım. O zaman ne yapmalıyım benim bu durum? Ne yapmam gerekir? Bu durumu cevabına ulaşırken o 3 tane maviyi tekrarlı gibi düşünüp kendi aralarındaki yer değişimleri sonucu değiştirmediği için 3 faktöriyeli ne yapmam lazım? Bölmem lazım. 3 faktöriyeli şunu şöyle sadeleştireyim. Buradan 2 mi gelir? Çünkü bu 6. Bunu sadeleştireyim. Bunu da sadeleştireyim. 2 oldu. O zaman bunun sonucu neye eşit olmuş oldu? 5 çarpım 4 faktöriyel. Yani 5 faktöriyel çarpım 2. Cevabımızın bursa olduğu görülmüş oldu arkadaşlar. 7 kişinin katılacağı bir şirket toplantısında yönetim kurulu başkanının sağında yardımcı ve sorunda şirketin müdürü olmak üzere toplantı yuvarlak masa etrafına yönetici, yardımcı, işte bir de yönetim kurulu başkanı, bir de burada istediği kişi kimse. Üç kişi buraya bir, bir kişi gibi düşünelim biz öncelikle. Çünkü sağında bilmem kim, sonunda bilmem kim diyorsa e, ben artık sağını solunu sabitledim. Ben bunları kendi arasında yer değiştiremem. Ki bunun dışında kaç kişi daha var benim elimde? Dört kişi daha var. Peki bu dört artı bir kişi de burası. Kaç kişi var? Beş kişi var. Ben bu beş kişiyi kendi arasında nasıl sıralarım? Dört faktörler farklı şekilde Peki bu neydi o? Salonun şirketin müdürü sağında yardımcısı, solunda şirketin müdürü. Müdürle yardımcı yer değiştirebilir miyim? Hayır. Sağ sabit, sol sabit. O zaman sadece çarpı bir şey var mı burada? Hiçbir şey yok çarpılacak. Ne o zaman sadece cevabım? 4 faktörü. Peki 4 faktörü kaç eşit? 24 eşit yani cevabımızın Adana olduğunu görmüş olduk sevgili arkadaşlar. 9. Şimdi arkadaşlar alt çocuklu bir ailede babanın oturacağı yer sabit olmak üzere belli bir çocuk, belli iki çocuk arasında anneler oturacaktır bu aile yuvarlak masa etrafına kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi babanın oturacağı yer sabitse artık bu aslında dairesel permütasyon gibi düşünülmez. Tamam Yani sanki maskotlu anahtarlık gibi. Ama anahtarlık da değil bu sefer. Çünkü masa neden? Anahtarlıkla iki taraftan da bakma ihtimali olduğu için. anahtarlık. ikiye bölüyorduk. Burada ikiye bölmeye de gerek yok. Yani en faktörel gibi. Babayı yerleştirdik. Babanın dışında kaç kişi var? 6 tane çocuk, bir tane anne var. Ama belli iki tane çocuk arasında sabit o çocuklar da sabit belli dediğine göre çocuklar da Ç1 mesela Ç2 arasına anne gelecek. Şimdi bunların dışında anneyi saymıyoruz zaten de 6 çocuk vardı. 2 tanesi burada olduğu için 4 tane daha çocuk var. Ben bunları şimdilik 1 kişi gibi düşünmeliyim. 1 kişi burası var. 4 tane çocuk var 5. 5 kişi buraya nasıl sıralanabilir? 5 faktör farklı, farklı şekilde sıralanabilir. E Ç1 ile Ç2 kendi arasında yer değiştirebiliriz mi? Çünkü Ç1 A Ç2, Ç2 A Ç1. Sonuçta anne iki çocuğun arasında belli iki çocuğun arasında kalmış olmadı mı? O da tamam. 2 faktörlerle burası yaptı. 5 e faktörel zaten 120 biliyorsunuz. Tek tek açarak çarpabilirsiniz. 2 de 2. E 120 ile de 2'yi çarparsak 240 olmuş olur arkadaşlar. Cevabımız denizli. 5 farklı anahtar bir anahtarla kaç farklı şekilde dizilebilir? Maskot maskotsuz. Maskot ya da maskotsuz denilmiş mi? Hayır. Yani özellikle belirtilmediği sürece maskotsuz anahtarlık gibi düşünür. 5 farklı anahtar. Bir anahtarla kaç fark çekilirsen n 1 faktöriyel bölü 2 değil miydi? Yani 4 faktöriyel bölü 2. 4 faktöriyel 24. 24 bölü 2 12 olmuş oldu. 5 farklı anahtar maskotlu. Bu sefer maskotlu. Maskotlu anahtarlık olunca ne yapıyorduk? N faktöriyel bölü 2 yapıyorduk. Yani 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Yani 2, 2 faktöriyel 2 yani zaten aynı. E, 5 faktöriyel 120. 120 bölü 2 cevabımız 60 olur ve Edirne olmuş olarak arkadaşlar. Bu testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.